Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Yeni haftada merak ettiklerimiz var. Özellikle ekonomi cephesinde paranın şifresi programında her hafta pazartesi günü olduğu gibi yine bugün de finans analisti İslam Memiş bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederim. Hepimizin gözü kulağı ekonomiden gelecek olan haberlerde. Zira geçtiğimiz cuma günü bir sürpriz yaşandı ve aslında daha öncesinde belirtiler vardı ama sizinle daha önceden yapmış olduğumuz bağlantılarımızda Mayıs ayı gibi yani işte seçim sonrasında bir değişiklik olacağı düşünülüyordu ama Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın cuma günü tam olarak anlayamadık şurasını, istifa mı etti yoksa affını mı istedi? Sonuç itibariyle görevinden gitti diyelim. Yani bu af ve istifa noktası farklı. Kişisel bir karardır. Yine son yaşamış oldukları hadiseden kaynaklı duygusal bir stres içerisinde. Kendisi de zaten açıklamasını yaptı. Bireysel bir tercih yaptı. Bu süreçte yapılan sosyal medya operasyonlarına karşı bir kırılganlığının olduğunu ifade ediyor. Ve dolayısıyla da sürpriz olmayan bir ayrılık oldu. Hafize Gaye Erkan yapmış olduğu bu sıkılaştırma politikasını bitirme evresinde gitmesi, onun yerine tekrar yardımcısının atanması da piyasalar için olumsuz değil. Çünkü görevden alınma, görevden alma yok ortada. Bir tercih var. Kişinin kendi tercihi var. Dolayısıyla da bu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekonomi yönetiminin sıkılaştırma politikasından uzaklaşacağı anlamına gelmiyor. Burada bir taktik değişikliği yok. Yine yeni gelen isimle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Maliye Bakanlığı sıkılaştırma politikasında, enflasyonla mücadelede tekrar yoluna devam edecek. Yerine gelen isime baktığımız zaman da Fatih Bey yine onun gibi yurt dışında iyi eğitim almış. Mesela Boğaziçi ekonomi mezunu, yüksek lisansını Amerika'da yapmış, New York'ta yapmış. Ve yüksek lisansı bittikten sonra New York Merkez Bankası'na görev yapmış. New York Üniversitesi'nde eğitim görevlisi olarak görev yapmış. Amazon'a geçmiş, orada tekrar görev yapmış ve 2023 yılının Temmuz ayında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmış. Bu istifadan sonra da yine başkan olarak görevine şu an devam etmekte. Düşünce yapısına baktığımız zaman yine aynı, değişen bir şey olmadı. Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika değişikliğinde, sıkılaştırma politika değişikliğinde, enflasyon hedefinde herhangi bir değişiklik yok. Tabii hafta sonu yaşandığı için bu istifa kararı yine yabancı şirketler tarafından yorumları da yakından takip ettik. Acaba yurt dışı bu istifa haberine nasıl baktı diye. Onlarda da herhangi bir tedirginlik veya kaygının olmadığını, kişisel bir istifa olduğunu. Şöyleydi, hatırlarsan bundan yani Hafize Hanım gelirken işte yurt dışındaki işte yatırımcılarla arasının çok iyi olduğu, özellikle de bu altı çizilerek bize aktarılmıştı hatırlarsan. Aynı şekilde o zaman Fatih Bey'de de bir değişiklik olmayacak. Yani yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelişinde dediğin gibi hem haberlerde onları çok etkileyen bir durum olmayacak. Yine yabancı yatırımcı gelmeye de devam edecek diyebilir miyiz? Ya ben bu tür popülist haberlere çok sıcak bakmıyorum şahsen. Çünkü bir Merkez Bankası Başkanı'nın veya bir ekonomi yönetiminin yatırımcılarla arasının iyi olması gibi bir durum yok. Paranın duygusu yok çünkü. Para kazanmayı sever. Kazanç neredeyse oraya gider. Kişiye dayalı bir politika yok burada. Dolayısıyla yabancı yatırımcıların sevdiği, istediği isimden ziyade doğru politikaların yapıldığı, o koltukta kim oturursa oturursun, doğru politikaların uygulandığı, doğru kararların verdiği her yerde yabancı yatırımcı, yabancı sermaye gelir ve o ülkeye yatırım yapar. Dolayısıyla Hafize Hanım'ın gelişi ve gidişine baktığımız zaman bu süreç itibariyle sadece faiz artırım yönünde bir politika belirlemişlerdi. Her toplantısında faizleri artırdı, %45'e kadar bu faizleri yükseltti. Dolayısıyla bunu bir başarı olarak şahsen gördüğümü düşünmüyorum. Çünkü ekonomi yönetim topyekün bir politika belirledi. O politikada
BİDAŞ kendi görevini yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kendi görevini yaptı. Hazine Maliye Bakanlığı kendi görevini yaptı. Herkes kendi görevini yaptı ve dolayısıyla da faizleri %45'i yükselttik. Ama burada herkese verilmiş bir görev var. Herkese biçilmiş bir görev var. Herkes o görevi sırasıyla yapıyor ve gidiyor. Bence hiçbir şey gördüğümüz gibi değil. Verilen görevler, verilen süreler, yani her şeyin bir anlamı vardı. O yüzden bu anlam dışına çıkmanın çok doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Peki hemen bir son dakika haberi geldi. Onu da paylaşalım. Merkez Bankası bir aydan uzun vadeli TL mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunluluk karşılıkları 3 ayda bir faiz uygulayacak şeklinde. Bu acaba yeni başkanın gelişiyle mi oldu? Daha öncesinde buna bir işte etken mi vardı? Çünkü Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri şu anda ekonomide kur korumalı hesaplar ki 2023 yılında ne kadar kur korumalıya Merkez Bankası'ndan ya da çıkışlar yapıldı onu da henüz bilmiyoruz. Bu da çok fazla muallakta. Evet. Ne düşünürsün, ne söylersin? Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı kararlar KKM'den çıkan, faizden çıkan paraların dövize, altına dönüşmemesi için, TL varlıklarında kalması için, TL'de tutulması için çeşitli kararlar alıyor ve almaya da devam ediyor. Yine resmi gazetede yayınlanan karara göre yine belli koşulları sağlayan mevduat bankalarının bir aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarda 3 ayda bir faiz uygulanacak. Dolayısıyla burada bankalara da TL'yi teşvik etmek, bankalara da tekrar döviz ve altına yönlendirmemek ve burada sıkılaştırma politikasına destek vermek için yapılan adımlar ve 31 Ocak 2024 tarihi itibariyle bankalardaki mevduatı olan altın, dolar ve euro, İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabıyla döviz cinsinden katılım fonu hesaplarına TL'ye çevirebilecekler ve bu faiz getirisinden de kâr elde edebilecekler. Neredeyse bazı bankalarda %50'lere varan bir faizden bahsediyoruz. Peki işte hemen akabinde istifa sonrasında ya da işte affını istedikten sonra Merkez Bankası Başkanı'nın Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. Bu da biraz hani deyim yerindeyse su serpti. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki ekonomi politikalarımız aynı şekilde devam edecektir. Yerine atanan kişi de yine işlerine devam edecektir şeklinde. Peki gün oldu ve pazartesi günü piyasalar açılış şu saati itibariyle nedir, ne durumlarda altın, gümüş, işte dolar, euro, borsa nedir? Yeni Merkez Bankası değişikliğinden sonraki son durum nedir? Bugünün en önemli başlığı iç piyasalarda enflasyon verisini takip edecektik. Şu an sizinle yayında olduğumuz saatte Ocak ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜFE Ocak ayında %6.70 artarken yıllık olarak %64.86'ya yükseldi. Burada yine Ocak ayında yükseltilen bir enflasyon rakamı da bugünün önemli bir verisiydi. Tabii hafta sonu bu izin gelmesiyle birlikte yatırımcılar kaygılandı, korktu. Yani bu istifa haberleri daha önce de görevden almalar daha önce de yaşandığı için piyasalara sert bir şekilde tepki vermişti. Ama yine ben sosyal medya hesabımdan yatırımcılara sakin olun, ters köşe olmayın. Çünkü bireysel bir karar, görevden alma yok ortada. Dolayısıyla piyasada olumsuz bir yansıması olmayacak uyarılarım vardı. Nitekim şu anda piyasaların açılma saatine baktığımız zaman bir olumsuz etkileşim olmadığını gözlemliyoruz. Mesela Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8.716 puanda %0.59 artışla ve bankacılık tarafında %2 primli olduğunu gözlemliyoruz. Ancak bu hafta Borsa İstanbul Yüz Endeksinde ben kar satışı beklediğimi belirtmek isterim. Asıl hedef 9.000 puan seviyesi, 9.000 puan seviyesinin üzeri. Ancak çok hızlı yükseldiği için zaman zaman kar satışlarının gelmesi lazım. Beklediğim destek seviyesi ise Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 8.250 puan seviyesi. Dolar tarafındaki güçlü duruş devam ediyor, yükselişler devam ediyor. 30 lira 55 kuruş seviyesinde. Yine yılın son çeyreğinin Mart sonu gibi beklentim 32-33 lira. Bu beklentimde bir değişiklik yok. Dolar yine yukarı ama bu haftanın özelinde dolar endeksi dediğimiz veri yüksek olduğu için bütün dünyada dolar bu hafta değer artışını sürdürecek diye tahmin ediyorum. Tabii dolar endeksi yükselince dolar karşısındaki bütün varlıklarda da bir düşüş mutlaka söz konusu olacaktır.
Euro dolar paritesi 1.0774 seviyesinde. Bu hafta 1.0750 destek seviyesini takip ediyor olacağım. Elinde dolar bulunduranlar pariteye geçmek için, euroya geçmek için güzel bir fırsat yakaladılar. Ons altın ve ons gümüş satıcılı haftaya başladı. Dolar endeksi yükseldiği için. Ons altın 2028 dolar, gümüşün ons fiyatı 22.55 dolar seviyesinde. Ons altında 2018 dolar destek seviyesini bu hafta takip ediyor olacağım. Gümüşün ons fiyatında 22.20 dolar destek seviyesini takip ediyor olacağım. Ama dolar güçlü, ons düşük. Bu da gram altının düşüşlerinin cılız kalmasından neden oluyor. Kapalı çarşı piyasasında şu anda gram altın TL fiyatı 2055-2065 lira seviyesinde. Burada 2050 lira destek seviyesi, 2070 lira direnç seviyesi, 2050-2070 lira aralığını bu hafta için takip ediyor olacağım. Petrol fiyatları 75-80 dolar bant aralığına tekrar yerleşti. Geçen hafta pompa fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Ben bu hafta tekrar pompa fiyatlarında biraz gerileme olabilir diye tahmin ediyorum. Kuruşluk bir indirim olsa da yine bir indirim cümlesini duyabiliriz. Kripto para piyasasındaki baskılanma süreci devam ediyor. 42.815 dolar seviyesinde. Yine kripto para piyasasında işlem yapan, Bitcoin tarafında işlem yapan yatırımcısından 38-48 bin dolar aralığına odaklanması gerekiyor. Geniş bant aralığında işlemler gerçekleştiren bir piyasa karşımızda olacaktı. Görev değişikliğinin piyasalara olumsuz bir yansıması olmadığını, bu hafta doların uluslararası piyasalarda değer artışıyla haftaya başladığını, bu haftayı yine ikiye ayırmamız gerektiğini, çarşamba gününe kadar ve çarşamba günden olan süreç, çarşamba gününe kadar dolar güçlü olur ama çarşamba günü itibariyle doların değer kaybettiği, altın, gümüş, euro, sterlin, dolar karşısındaki varlıkların tekrar değerinin artacağı bir trend bekliyorum. Ama borsaya karşı da tekrar bu hafta dikkat etmek lazım. Kar satışları kaçınılmaz olur. Şu ters köşeyi biraz daha açıklar mısın? Yani yatırımcı elindeki altını varsa, doları varsa ya da borsadaysa panik halinde olmaması gerektiği, ters köşe olmaması için ne yapmalı tam olarak onu açıklar mısın? Yani ben dün sosyal medya hesabımdan uyarılarda bulunurken ters köşe olmayın uyarısının altında yatan sebep şuydu. Borsada pozisyonunuz var, panikle satıyorsunuz. Bu ters köşedir. Evet. Bak gördüğünüz gibi borsa tekrar yükselişle haftaya başladı. Mesela dolarınız var satıyorsunuz, euronuz var satıyorsunuz falan. Veya hemen koşu koşu altın almaya gidiyorsunuz, gümüş almaya gidiyorsunuz. Bunlar ters köşedir piyasalar açısından. Dolayısıyla soğukkanlı olmakta fayda var. Herkesin pozisyonunu korumasında fayda var şu anda. Kısa vadeli bu baskılanma devam edecek ama trend yine yukarı. Euro, altın, gümüş, sterlin gibi enstrümanlar yukarı. Tekrar diğer varlıklar aşağı olarak görebiliriz. Peki çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür varsa ederim. Eklemek istedikleriniz şu anda onu da yok. Alalım. İyi haftalar dilerim. Teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum ben de. Paranın Şifresi programında finans analisti İslam Memiş bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Thank you.